Burada tabii ki bir değişimi yönetme, süreklilik, bir heyecan oluşturma noktasında ben toplum tarafından olumlu karşılandığı düşüncesindeyim. Bir rahatsızlık da oluşturmadığı düşüncesindeyim. Çünkü AK Parti'de siyaset yapanların, geçmişte bakanlık, milletvekilliği yapanların, değişik kademelerde yöneticilik yapanların, bundan sonra da yine milletimiz için farklı yerlerde farklı görevler üstlenebileceklerine inanıyorum. Çünkü çok değerli arkadaşlarımız var, yetişmiş, tecrübeli siyasetçilerimiz var. Bunlardan elbette ki partimiz faydalanacak, değişik noktalarda faydalanacak, parti yönetiminde faydalanacak, yine diğer politikaların oluşturulmasında, kurullarda hepsinde faydalanılacak. Yani çalışabilecek, milletimiz için hizmet edilebilecek alan çok. Milletvekilliği, yasama sadece bunlardan bir tanesi. Yani yasamaya talip olan arkadaşlarımız başka alanlarda da millete hizmet edebilir. O nedenle AK Parti'nin 3 dönem kuralını uygulaması 3 döneme takılan arkadaşlarımızda bir rahatsızlık oluşturmadığı gibi milletimiz tarafından da olumlu karşılandığı yönünde benim kanaatim var. Peki altılı masadaki duruma ne diyorsunuz? Yani orada da özellikle CHP listelerinden aday gösterilen diğer Evet. partilerdeki insanlara çok tepki de var. Bazılarının özellikle. Evet. Şimdi tabii altılı masa, altı artı birli masa. Yani masanın altındaki de son anda masanın üstüne çıktı ve ne oldukları ortaya çıktı. Yani altılı masanın bu ülkeye vaat ettiği, altı artı birli masanın bu ülkeye vaat ettiği en önemli husus kriz, koalisyon. Koalisyonu vaat ediyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın 7 tane yardımcısı olacak diyor. Yani 5 partinin lideri artı 2 tane de belediye başkanı yardımcılar olacak. Ve bu yardımcılardan bir tanesi hayır dediğinde Cumhurbaşkanı karar alamayacak diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içerisinde bir parlamenter sistem krizi yaratmaya çalışıyor. Ya milletimiz bunları görüyor. Yani parlamenter sistem krizlerini bu millet yaşadığı için zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yani en önemli krizimiz neydi? 367 kriziydi. Cumhurbaşkanını meclis seçemedi. Cumhurbaşkanını halk seçti. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir yönetim şeklinin artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, başkanlık sistemine adım atmaktan başka bir çare var mıydı? Dolayısıyla süreç bunu getirdi ve milletimiz de buna karar verdi. Şimdi siz diyorsunuz ki ben eski sistemi vaat ediyorum. Millet eskiye dönmek istemez. Eski sistemi vaat ederken de eski sistemden daha kötü bir yönetim şeklini vaat ediyorsunuz. Yani ne anayasada yeri var, ne hukukumuzda, mevzuatımızda yeri var. Yok. Mümkün olmayan bir şeyi vaat ediyorsunuz. Parlamenter sistem krizleri, koalisyonlar bu ülkede çok pahalıya mal oldu. Sadece ekonomik anlamda değil, demokrasinin zayıflaması anlamında. Parlamenter sistem hep darbelere yol açtı, muhtıralara yol açtı, vesayetçi anlayışın büyümesine, bürokraside, askeriyede gelişmesine yol açtı. 10 yılda bir muhtıra, 10 yılda bir darbe. Ülkemiz hep kan kaybetti. İşte 90'lı yıllar boyunca kaybettiğimiz, daha öncesinde darbelerle, muhtıralarla kaybettiğimiz o eski günleri artık hatırlamak Siz istemiyorum. o şeyi gördünüz mü? Peki altılı masanın dağılması, yeniden bir araya gelmesi, açıklamalar, tepkiler, gelen birbirinden farklı oyunlar. Bu aslında onun bir nevi Şimdi altılı masayı kısa bir bizim BTR'si miydi? altılı masanın ortakları altılı masayı tarif etti zaten. Yani masadan kalkarken Sayın Akşener ne dedi? Kumar masası dedi. İşte noter masası dedi. Her türlü hakareti yaptı. Bu masa milletin iradesini temsil etmiyor dedi. Kumpas kuruldu dedi. Tabii aylarca kazanamayacak aday Kılıçdaroğlu dedi. Kalktı masayı dağıtacağım zannetti. Ama masa dağılmayınca tekrar geriye döndü. Geriye döndüğünde de partinin eridiğini gördü. İyi Parti dağıldı. Sonrasında da agresifleşti. Çeşitli tavırlara girdi. Meclis kürsüsünden kurşunlar fırlatmak vesaire. İçinde bulundukları durumu görüyorsunuz. Şimdi bunlar daha seçim öncesi anlaşamamışken seçimi böyle bir ihtimal yok da kazandıklarında bu ülkeyi nasıl yönetecekler? Böyle bir şey olabilir mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.